Kuzeydoğu Nijerya'daki Borno hükümeti Gubio yere yönetimi alanındaki Faduma Kolomdi topluluğuna saldırı düzenlediğini açıkladı. Radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Kuzeydoğu Nijerya'daki Borno hükümeti Gubio yerel yönetimi alanındaki Faduma Kolomdi topluluğuna saldırı düzenlendiğini açıkladı. Radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanığı Borno Eyaleti Valisi Babagana Umara Zuluma, silahlı adamların salı günü köye geldiğini ve herkesi topladığını söyleyerek, bizi topladılar ve vaaz vermek istediklerini söylediler. Saldırıdan kurtulmayı başaranlar, militanların herkesi vurmaya başladığını söyledi. Güvenlik nedeniyle ismini açıklamayan biri, çocukları ve kadınları bile vurmaktan çekinmediler. Birçoğu yakın mesafeden vuruldu. Bazıları ise kaçmaya başladı. Çevremizdeki köylerde 32 ceset gömülürken burada 49 ceset gömüldü. İsyancılar köy liderimiz dahil olmak üzere 7 kişiyi kaçırdı ve 400 hayvanımıza el koydu açıklamasında bulundu. Aşırılık yanlısı Boko Haram'ın saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Ancak hiçbir grup gerçekleşen saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Son yıllarda Nijerya hükümeti sivillere yönelik saldırıları önleyemediği için yerel ve uluslararası eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'ndan Johnny Moore, hükümetlerin en temel sorumluluğu kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamaktır. Nijerya hükümeti bu konuda başarısız olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler olarak Nijerya ile işbirliği çabalarını yeniden değerlendirmenin zamanı geldi açıklamasında bulundu.